Hizura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, şimdi mezhep taklidi konusunu anlattınız daha önce. Evet, bir çıkmaza girdiği zaman bir Müslüman kendi mezhebinde başka bir mezhepte onun çıkış yolu varsa onu taklit edebiliyor. Şimdi bunun bilgiyi öğrendik, iyi de olduğu öğrendiğimiz. Çünkü Hanefi mezhebinde mesela bize küçükken camiye giderdik. Eee kustüm farzı 3'tür. Gargara, mazmaza, istinşah da diye öğretirlerdi. Yani ağza su vermek, burna su vermek bütün vücudu yıkamak ve bunları su verirken de tabii siz yine anlatmıştınız daha önce abartacak biraz. Hı hı. E, ve iğne ucu kadar yer kalmayacak, kuru yer kalmayacak, ıslanmamış yer kalmayacak. Şimdi soru burada zaten. Dişimize dolgu yaptırdık, kaplama yaptırdık ve bizim o doğal ya da tabii durumumuz bozuldu ve doğal halimizin üzerine bir şey geldi, tabaka geldi. Kapattık yani dişi. Dolguda da bu böyle, kaplamada da bu böyle. E şimdi biz Hanefi mezhebindeyiz. Ne yapacağız o zaman? Yani Hanefi gusül olmuyor bu durumda. Şimdi e, sadece Hanefi de değil Mustafa Bey. E, dört mezhepten, bu dört büyük imamdan, evet. İmam Azam Ubarifi, İmam Ali, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel e, aynı şeyi söylüyor. Gusül de ağzı yıkanacak diyor. Fakat hükümleri farklı. İmam Azam Mübarife Hazretleri ağzın içi diyor, vücudun dışı gibi. Farzdır diyor. Farz diyor. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Hanbeli mezhebinin imamı olan İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, evet diyor, ağzın içi vücudun dışıdır. Yıkanması farz diyor. İmam Malik ile İmam Şafii rahmetullahi aleyhima, e, evet diyor ağzın içi yıkanacak. Ama vücudun o dışı değil, içidir. Burası sünnettir diyor. Yani yıkanabildiği kadar yıkarsınız. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Canım işte bu konuda ayet hadis yok mu falan. Evet ayet hadis var. <laughs> Zaten Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sözlerine bakıyorlar. O sözlerden aynı şekilde bakıyorlar. Örtülü. Onlar görmüş o ayet hadisi. <laughs> o ayet o hadislerin hepsini görmüşler, <laughs> görmüşler. onlar. Ee, o ayet ve hadislerden bakıyor. Peygamber e, Eshab-ı Kiram'ın nakline bakıyorlar. Nakline bakıyorlar. İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik Hazretleri yani kendileri için saati buldukları nakilleri alıyorlar, bakıyorlar. Evet diyor gusülde ağzın içerisi yıkanacak, burnuna su verilecek. Ama diyor, burnun içi ve ağzın içi, ağzın içi vücudun dışı değil. İçidir. Dolayısıyla yıkanacak ama, su verilecek ama farz değil. Evet. Ama İmam Hazretleri ve İmam Ahmet bin Ambel bakıyorlar. Onlar da Eshab-ı Kiram'ın aynı şekilde nakillerine, hadis-i şeriflere bakıyorlar. Mübalağa var. Ve İmam Azim Bahri Faziletleri, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyor ki, eğer farz olmasaydı bu kadar mübalağalı bildirmezdi Resulullah Efendimiz. <laughs> Farzdır demiyor sözünde. Sünnettir de demiyor. Hadi şerif e de öyle bir ifade yok. Ama tarif ederken mübalağalı tarif. Mübalağalı. Eğer diyor farz olmasaydı, farz olmasaydı bu kadar mübalağa edilmezdi. Dolayısıyla İmam Azam İbani Faziletleri veya İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri ve onların talebelerini dinni öğreten, yani Hanifi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde olan bir Müslüman. Kadın olsun, erkek olsun dişini doldurduğu zaman şimdi piyasadakiler diyor zaruret efendim çıkış yolu olmaması lazım zaruret için başka İmam Malik ve İmam Şafii çıkış, çıkış yolu gösteriyor çıkış yolu var çıkış yolu var dolayısıyla Hanefi ve Hanbeli mezhebindeki bir Müslüman kadın olsun erkek olsun tamam doktora gider diş doktoruna yani doktor diyor ki bunu dolu yapalım biraz daha ömürlü olur veya kaplama yapalım benim de oldu öyle kaplamalar çekilirse problem yok zaten yani problem yok evet hele eee işte e, küçük damak yaptırdı falan derler tamam takma dişler protez işte <laughs> Damak. protez protez yapılırsa ne no problem yine onda da problem yok. ya protezin altına su geçiyor zaten altına su geçiyor Orada problem söz konusu değil dolgu ve kaplama şimdi bir de e, e, halk kendine göre bir şey bulmuş vidalı diş diyor Vida. tamam evet <laughs> <laughs> implant evet e, o da aynı şekilde kapatıyor o da kapatıyor. İster dolgu yapsın, ister kaplama yapsın, ister aynı şekilde vidalı şekliyle halk e, deyimiyle yapılsın o dişler. E, orayı kapatıyor. Bir milim de olsa, iki milim de olsa kapatılıyor. Dolayısıyla gusül olmuyor. Gusül olmayınca abdest olmuyor. Namaz da olmuyor. Efendim buna fetva verenler var. Bu zaruret. Zaruret değildir. Fıkıh kitapları öyle yazmıyor. Hiç kendi kafanızı göre aynı şekilde öyle Akkan kesmeyin. Müslümanlar da cenab cenabet gezdirmeyin. Peki Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman. Gitti doktora. Doktor dedi dolgu yapsın. Tamam veya da kaplama tamam itiraz etmeyeceğiz. Yaptırdık. Yaptırdık. Sonra ne yapacak? Evet. İlk gusül lazım olduğu zaman Maliki mezhebi Hanefi mezhebine yakın. Bunun için Maliki mezhebini taklit edecek. Nerede? Gusül, abdest ve namazda. Aa mezhep mi değiştireceğiz? Hayır mezhep değiştirmiyoruz. Hanefi'den çıkmıyoruz. Hanefi'den çıkmıyoruz. Hanefiden çıkmıyoruz. Hanefi mezhebinden çıkmıyoruz. Maliki mezhebinin gusülde farz edikleri. Neye farz diyor? Niyet farz diyor. E kendi mezhebim sünnet zaten. Yapıyorum. Delk farz diyor. Yani olmak. E yapıyorum. Muvalat peş peşe, ben belime kadar yıkayıp çıkıp çay içip devam etmiyorum. Peş peşe yıkıyorum. Yine peş peşe, Böylece. onu da yapıyorum. Ondan sonra e, yıkarken saçlarımın dibini, ben öyle fazla problem saçsız olanlar gelsin. <laughs> Bizzat aynı şekilde suyu dibine ulaştırman lazım diyor. Tamam. Hatta bunun için de e, musul abdesti aldıktan sonra havluyla, mesela insan sırtını eline ulaştıramayabilir. Havluyla, beden ıslakken ondan böyle kuruladığın zaman o da delik yerine geçer buyuruluyor. Ha İmam Malik Hazretleri diyor ki gusle başlarken elini yıkarken niyet edin gusül abdesti almaya Malik mezhebine uymaya O zaman ağza buruna gene aynı su vereceksin. Baştan başlayacaksın sağ omuz sol omuz bütün vücudu yıkayacaksın. Ha yıkarken niyetin farz olduğunu bileceksin. Malik mezhebine uyduğunu hatırlayacaksın. Dert muvalet zaten yapıyorsun. Bitti bu kadar. Aslında değişik hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Geldik abdeste. İmam Malik Hazretleri ya elini yıkarken ya yüzünü yıkarken. ikisinden birisinde. Buralarda niyet edeceksin. Başka yerde olmaz diyor. Farz diyor. Elini yıkarken veya yüzünü yıkarken hani fidde, yüzü yıkarken olduğu için yüzü yıkarken niye abdest almaya, malikiye uymaya diyorsun. E ondan sonra? E ondan sonra delk diyor. Zaten yapıyorum bunu. Muvalet diyor peş peşe. Ben kolum bırakıp da alo neredesin falan diye telefonda konuşmuyorum. Konuşmaz da zaten. Kendi mezhebinde sünnet diyor. Sünnete ara verilmez. Ara vermiyorum. E başın tamamını kendi mezhebinde sünnet diyor. E İmam Malik Hazretleri farz diyor. Başın tamamını mesh Ayakları yıkıyorsun. E bitti ya. bir değişiklik olmadı. Evet. Namaza niyet ettim öyle namazı ilk sünnetini kılmaya Allahu ekber Maliki mezhebine de uymuyor. Allahu ekber dedi. Bitti o kadar. Bu kadar. Ne oldu? Cenabetten kurtuldun. guslün oldu, abdestin oldu, namazın oldu ya. Buna itiraz etmenin neresi aynı şekilde şey? Her kitaplarda da aynı şekilde. Mesela Hadika kitabında deniyor ki, Abdest ve gusülde başka nasibi taklit etmek caizdir. Bunun için o mezhebin şartlarına da uymak lazımdır. Bütün şartlarına uymazsa taklit caiz olmaz. Kendi mezhebine uymayan işi yaptıktan sonra bile taklit yapmak caiz olur. Mesela e, e, İmam Ebu Yusuf Hazretleri'ne cuma namazını kıldıktan sonra gusül abdesti aldığı kuyuda fare ölüsü görüldü dediler. Şafii mezhebine gö gö göre gusülümüz sahiptir. Onun için İbn-i Abid'in de bir ibadeti yaptın. Ama şartlar İmam Şafii Hazretlerinin şartlarını taşıması lazım. Taşıyorsa hani ben Şafii mezhebini taklit ettim o konuda veya Maliki mezhebini taklit ettim denebilir. Ama mezheplerin kolaylıklarını toplamak o telfik olur. O caiz değildir, haramdır, günahtır buyuruyor. Dolayısıyla e, Hanefi mezhebindeki ve Hanbeli mezhebindeki bir Müslüman diş doktoruna gitti. Diş doktoru dedi ki bunu kaplama yapacağız. Tamam. Veya doluk yapacağız. Tamam. Yaptı. İlk gusül lazım olduğu zaman. Efendim işte e, diyorlar ki yani doktora gitmeden, diş doktoruna gitmeden kusul abdesti alırsan mes üzerine mes gibi değil. Mes üzerine mes müddeti var. Bu kimken 24 saat, seferiyken 72 saat bu. Bitti. Efendim işte e, şey gibi sargı üzerine mes ediliyor ya. Ya o da değil. O da aynı şekilde şey. iki gün sonra çıkacak yani Tabii. en fazla. Ve e, ben mesela kaplama yaptırdım. 10 sene dayandı. 10 sene dayandı. yani dayandı. 15 sene, 20 sene dayanabilir. Dayanabiliyor. dayanabiliyor e şimdi o halkın vidalı diş dediği. Yani. Değil mi? Ömür boyu seninle beraber ömür gidiyor. Ömür seninle yani. beraber. Dolayısıyla herhangi, bunu kendi kafalarına göre söylüyorlar. Herhangi bir kitapta yazmıyor bu. Halbuki kitaplarda mesela hadi diyor ki açıkça yazılı. Yani taklit eder. Kendi mezhebinde aynı şekilde böyle bir şey olduğu zaman haraç deniyor bunlara. Zaruret denmiyor ki fıkıh kitaplarında. Haraç var. Meşakkat var efendim işte burada zaruret var bazıları. işte umum belva olmuş. Herkes yapıyor ya umum belva. Yok seni öyle ya. Senin söylediğin, benim söylediğim falan filan öyle umum belva filan değil. Adamlar ne umum belvayı biliyor, ne haracı biliyor, ne zarureti biliyor. Zaruretin ne olduğu da fıkıh kitaplarında yazılmış. Dolayısıyla herhangi bir kimsenin kendi kafasına göre söylemesi caiz değil. Biz açıkça ha, anlatıyoruz. Kabul eden eder etmeyen. Rabbim selamet versin. Yarın mahşer günü orada çıkıp da siz cenabetten kurtulmamışsınız diyor. Önlerine koyduğu zaman kalkıp da bize anlatsaydı bize anlattı. Bize anlatan olmadı diyemez kimse. E, diyemez. Dolayısıyla Hanefi mezhebindeki bir Müslüman doktora gider, aynı şekilde dişini doldurtur, dişini kaplama yaptırır. Yaptırdıktan sonra da ilk gusülde niyet ettim gusül abdest almaya, maliki mezhebine uymaya aynen Hanefi'deki gibi alır. Abdest alırken de niyet ettim abdest almaya, maliki mezhebine uymaya, başında tamam mezhebine kaydı şartıyla aynen Hanefi'deki gibi alır. Namazı da Hanefi'deki gibi kılacak, sadece başlarken niyet ettim sabahın sünnetini kılmaya, maliki uymaya diyecek. İlk sıralarda mesela gusül abdest alırken niyeti unuttu. Bu e, eksik tarafı yoksa ben bu gusülü Maliki'ye uyarak aldım. Ve da, daha Maniki, sonradan ha, yani. Daha sonradan. Öyle e, niyet edebilirim. Maliki, Mani, Maliki'ye uyarak kıldım derse o da caizdir buyuruyor. Çünkü i̇bn Abidin de ibadet yapıldıktan sonra da taklit caizdir. Ama orada istenen bir tek şey var. Yani yaptığın ibadet gerçekten taklit ettiğin mezhebin şartlarına uygun olacak. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Abdesti yatan o gece ölürse şehit olarak ölür. Ya Ali, üç şeyi geciktirme. Namazı vakti girince hemen kıl, cenaze namazını hemen kıl, dul veya kızı küffü isteyince hemen ver.''

No. Tam ilmi hal, ebediyye. ebediye. Kayyumi Rabbani Muhammed Masum Faruki'nin dördüncü cilt 14. mektubu. Allahü teâlânın emirlerine yapışmayı namazın ehemmiyetini bildirmektedir. Nisa suresinde bir işte anlaşamazsanız, bu işin hükmünü Allah'tan ve Resulullah'tan anlayınız. Mealindeki 58. ayeti kerime "Bir işte anlaşamazsanız bu işin nasıl yapılacağını alim olanlarınız Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sünnetinden anlasınlar. Alim olmayanlarınız ise alimlerin anladıklarına uyarak yapsınlar." demektir. Görülüyor ki bu ayet-i kerime mezhep imamlarını taklit etmeyi emretmektedir. Kifaye kitabında orucu anlatırken diyor ki: "Müçtehit olmayan din adamı bir hadis işitince bu hadisten kendi anladığına uyarak amel edemez. Müçtehitlerin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden anlayarak, öğrenerek verdikleri fetva ile amel etmesi lazımdır." Böyle yapmazsa, vacibi terk etmiş olur. Takrir kitabında da böyle yazılıdır. mekâtib bir Şerife kitabının 88. mektubunda buyuruyor ki, hadis i şerifte, her yüz senede bir müceddit zahir olur. Ümmetimin işlerini yeniler buyuruldu. Mesela, sultanlar içinde, Ömer bin Abdülaziz, din bilgilerinde, İmam-ı Şafii tasavvufta maruf kerhi, esrar bilgilerinde İmam Muhammed Gazali feyz vermekte ve harikalar, kerametler göstermekte Abdülkadir Geylani hadis ilminde Celalüddin Suyuti tarikat, hakikat ve akaid bilgilerinin inceliklerini açıklamakta ve kalplere akıtmakta İmam Ahmed Rabbani, Müceddidi Elfisani, Müceddit idiler. Hepsi İslamiyetin yayılmasına, kuvvetlenmesine hizmet ettiler. Zembilli Ali Efendi. Bu bölümümüzde Orta Anadolu'dan filiz verip büyüyen, daha sonra İstanbul'da bütün güzelliğiyle arza endam eden bir evliya'dan söz edeceğiz. Yanı başımızda İstanbul Fatih'te Zeyrek yokuşundaki kabrinde erbabının anlayabileceği, hissedebileceği şekilde feyizler saçan Zembilli Ali Efendi'yi anlatacağız. Asıl ismi Ali'dir onun. Aslen zamanında bir eyalet olan Karaman'a bağlı Aksaray'da yaşar Ali Efendi. O ilmin bir gelenek ve olmazsa olmaz bilindiği bir ailenin mirasçısıdır ve büyük evliya Cemalettin Aksarayii Hazretleri'nin torunudur. Hatta bu yüzden Cemali lakabıyla da tanınır. Onun zembilli ismiyle anılmasının sebebi ise penceresinden sarkıttığı zembildir. Sorusu olanlar sorularını yazıp zembile koyarlar. Ali Efendi de cevaplarını yazıp tekrar zembile koyar ve sarkıtır pencereden halleder müşkillerini insanların. O devrin büyük alimleriyle başladığı ilim tahsiline zamanın ilim ve medeniyet merkezinde İstanbul'da devam eder. İstanbul'daki hocası Fatih Sultan Mehmet Han'ın da hocası olan Büyük Veli Molla Hüsrev Hazretlerinden başkası değildir. Molla Hüsrev Hazretleri zahir batın yanında manevi ilimleri de kalbinden Ali Efendi'nin kalbine akıtır. Osmanlı, İslamiyet'in en doğru haliyle yaşandığı bir büyük imparatorluktur. Ve dahi her bir beldede zembillilerin olması gerektir. Bu yüzden bir zaman sonra hocası Molla Hüsrev onu ilim ve marifet yaymak üzere Bursa'ya gönderir. Orada da büyük alimlerden ders almaya devam eder Ali Efendi ve sonra çeşitli medreselerde müderrislik yani hocalık, daha sonra Amasya müftülüğü yapmaya başlar. Bir ara gittiği hac yolculuğundan döndükten sonra Osmanlı Şeyhülislamının vefatı üzerine Sultan II. Bayezid Han Hazretleri tarafından 1497'de Şeyhülislamlığa tayin edilir. Yavuz Sultan Selim Han'ın tahta geçmesinden sonra da görevine devam eder Zembilli Ali Efendi. Onun meşrebi, din ve dini konular hakkında kimseden çekinmeyen bir yapıya sahip olmasıdır. Öyle ki, bir ara Topkapı Sarayı'ndaki sonumsuz davranışlarından dolayı Yavuz Sultan Selim Han, 150 kişinin idamını emreder. Devletin bekası için pek kararlı olan sultanın bu kararını duyan Zembilli Ali Efendi, alen acele saraya gider ve sultanın karşısına çıkar. Zembilli Ali Efendi'nin Yavuz Sultan Selim Han'a korkusuz bir şekilde yaptığı şu uyarılar, Osmanlı'nın cihan devleti olmasının sırlarından biridir. Zembilli Efendi'nin sesi pek bir ciddi, bir o kadar edep doludur. Padişaha şöyle der büyük veli. Sultanım, duyduk ki devletin bekası için sorumsuz davrananlara ağır bir cezayı müstahak görmüşsünüz. Bu kararınızın dinen bir dayanağı tespit edilmiş değildir. Bunların affı için yanınıza geldim. Yavuz Sultan Selim Han pek bir celallidir. Zembilliye, bu iş saltanatın gereğidir. Alimlerin böyle işlere karışması, devlet idaresi açısından bir zaaftır.'' Bu işlere karışmak sizin vazifeniz değildir. Bu sözler pek heybetli ve dünyayı titreten Yavuz Sultan Selim'in ifadeleridir. Fakat Zembilli Ali Efendi bir evliyadır ve Allah için konuşur. Evliyanın Allah'tan başkasından korkusu olmadığını, hakikati söylediğini pek güzel gösterir bir şekilde sultana şöyle der. Sultanım! Şeyhülislamlık vazifesindekilerin bir görevi de padişahın ahiretini korumaktır. Eğer affederseniz çok iyi olur der ve sultanın önünde kimselerin bir kelimesini bile söylemeye cesaret edemediği şu uyarıyı yapmaktan çekinmez. Yok eğer bu kararınızdan dönmezseniz ahirette büyük bir cezaya müstahak olursunuz. Bu cevap üzerine yumuşayan padişah, suçluları affettiğini söyleyince, Zembilli Ali Efendi, affetmeniz pek güzeldir. Lakin, padişahın affına uğrayanların, devlet işlerinden kovulup, sokaklarda el açtırılması, devlet-i aliyenin itibarına yakışmaz, der. Padişah, Zembilli Ali Efendi'nin sözlerini kabul ederek, sorumluları, aynı hatalara düşmemeleri için uyarır, görevlerinde kalmalarını emreder. Padişah, dinini dünyaya satmayan, insanlara, devlet adamlarına yaltaklanmayan, ehli sünnet çizgisinden menfaat için sapmayan, ölümü pahasına bile olsa, hakikatleri cihan sultanına haykırmaktan korkmayan, böyle bir alim ve şeyhülislama sahip olduğu için, pek bir sevinir ve şükreder Cenabı Hakk'a. Devir Osmanlı'yı en geniş coğrafyaya kavuşturan Kanuni Sultan Süleyman Han zamanıdır. Şeyhülislam Zembilli Ali Efendidir yine. Bir gün bir olay olur ki bu Kanuni Sultan Süleyman Han'ın ne kadar merhametli ve Allah korkusu dolu olduğunu gözler önüne serer. Sultan meyve ağaçlarını saran karıncaları imha etmenin dinen uygun olup olmadığını, Zembilli Ali Efendi'ye bir şiirle sorar. Dırahtı, yani ağacı, sarmış olsa eğer karınca, zarar var mı karıncayı kırınca? Zembilli Ali Efendi'nin cevabı, kitaplar dolusu nasihatin, Mahşer günündeki dehşetin bütün hikmetlerin başı olan Allah korkusunun en güzel ifadesiyle bir beyt olup kazanır belleklere. Sultan'a cevap olarak yazdığı şiirde der ki: Zembilli Ali efendi yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca." O öylesine bir büyük velidir ki Sünnet-i yolundan kıl kadar ayrılmaz. Verdiği kararlarla devleti vebal almaktan kurtarıp mazlumların beddualarından muhafaza ederek devletin büyümesine, adaletin yayılmasına büyük katkıları olur. Ve talebe yetiştirip ilim yayar imparatorluğun dört bir yanına. Sultan Bayezid Han Hazretleri, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında toplam 24 yıl Şeyhülislamlık yapan Zembilli Ali Efendi, 1526 yılında İstanbul'da vefat eder ve Fatih'teki Zeyrek yokuşuna defnedilir. Zembilli Ali Efendi buyurdu ki, Hayat çok büyük bir fırsattır. Bu sermayeyi elden kaçırmamalıdır. Mü'min, Allahü Teala'ya itaat üzere istikamet sahibi olmalı, ebedi saadet yurdu olan cennete götüren yola yapışmalıdır. İslam ahlakı. Ne kadar yaşasan nihayet öleceksin. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki bir insanın ruhu vücudundan ayrılınca bir nida gelir ki ey insan oğlu sen mi dünyayı terk eyledin yoksa dünya mı seni terk eyledi sen mi dünyayı topladın yoksa dünya mı seni topladı sen mi dünyayı öldürdün yoksa dünya mı seni öldürdü cenazeyi yıkamaya başlayınca üç nida gelir bir Hani senin kuvvetli vücudun seni hangi şey zayıfletti? 2. Hani senin güzel konuşman seni hangi şey susturdu? 3. Hani senin sevgili dostların seni neye bırakıp gittiler? Cenaze kefene saranınca bir nida daha gelir. Azıksız yola çıkma. Bu yolculuğun geriye dönmesi yoktur. Ebedi olarak geri gelemezsin. Varacağın yer azap melekleriyle doludur. Tabut içine konunca bir nida daha gelir. Eğer Hak Teala'nın rızasını kazandınsa ne mutlu sana. Büyüklük ve saadet senindir. Eğer Cenabı Hakk'ın gazabını kazandınsa yazıklar olsun sana. Cenaze mezarının yanına varınca bir nida daha gelir. Ey insanoğlu, dünyada kabir için ne hazırladın? Bu karanlık mezar için ne nur getirdin? Zenginlik ve şöhretinden ne getirdin? Bu çıplak kabri döşemek ve zinetlendirmek için ne getirdin? Cenazeyi mezara koydukları zaman kabir bir nida eder ve der ki: Arkamda söylerdin şimdi karnımda sükût edersin. Nihayet cenazenin defni bitip, oralarda hizmet gören insanlar da ayrılıp gidince, Hak Teâlâ Hazretleri tarafından bir nida gelir. Ey benim kulum! Yalnız kaldın. Şu karanlık mezarda seni bırakıp gittiler. Bunlar senin dostların, kardeşlerin, evlatların ve candan adamlarındı. Halbuki hiçbirinin sana faidesi olmadı. Ey kulum, sen bana asi oldun, emrimi tutmadın, hiç bu halini düşünmedin. Şayet ölen kimse iman ile ölmüşse umulur ki Cenab-ı Hak o kimseyi affına mazhar kılar ve der ki: Ey mümin kulum, seni kabirde garip bırakmak şanıma yakışmaz. İzzetü Celalim hakkı için sana bir merhamet edeyim ki, dostların şaşsın, sana bir şefkat edeyim ki, ana babanın oğluna olan şefkatinden ziyade olsun. Lütfü kereminden ol kulun, bütün günahını affedip, kabri cennet bahçesi olur ve cennet hurileri ve nimetleriyle dolar. Allahü Teala öyle merhametlidir ki, günahkar kullarını affeder. O kadar merhametlidir ki, günde kaç kere kullarının ayıplarını görüp örter, yüzlerine vurmaz. O halde böyle bir halikin emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınmalı, her gün ameli salih işleyip, yarının azabından kurtulmalıdır. Mü'minlerin günahlı ve günahsız hepsine kabir suali vardır yalnız günahları affedilmeyenlerine ve cümle kâfirlere kabir azabı da vardır. Müslümanlar arasında laf taşıyanlara ve helada üzerine bevl sıçratanlara kabirde azap olacaktır. Kabir azabı yalnız ruha değil, hem ruha ve hem de cesede olacaktır. Aklın ermediği şeyleri akıl ile çözmeye kalkışmamalıdır. Şayet o kimse imansız ölmüşse, şiddetli azaplarla mahşer gününe kadar, sonra da cehennemde ebedi azap görür.'' Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Trakya'daki üç güzel ilimizden en kuzeyde bulunan Bulgar hududunu hemen hemen tamamına yakını bu ilin bölgesindedir. Kırklareli'den sesleniyorum. Kırklareli ili bizi tarihi birçok eseri var. Sizlere bundan önceki günde Kırklareli'nin tarihinden birazcık bahsettim. Bunun adının 40 kilise olmadığını, 40 şehitler olduğunu, 40 kimesne olduğunu ama tabi bunu biraz daha kuvvetlendirmek için de 40'lar anıtının, 40'lar dergahının olduğu yere geldik. Ne güzel. Memleket için, din için, milleti için, bayrağı için savaşarak ölen gençlerin anıtına Osmanlı zamanında burada bir dergah kurulmuş. Kırklar dergahı. Kırklar dergahı denmiş buraya. Bu dergahta ne yapılır dergahta? Pilav yenir, çorba içilir değil. Dergah aşı yenir değil. Burada insan yetiştirilir. Osmanlı'nın eğitim sisteminde medreseler devletin resmi okulları, mektepleriydi. Bunların müderrislerini devlet tayin ederdi. Dergahlarda şeyh efendiler bulunurdu. Tabii bu şeyh efendiler de kendini yetiştirmiş ve ispatlamış insanlar idi. Bunların da bir dergaha tayini mutlaka padişah tarafından yapılırdı. Çünkü insanlarla beraber olacak, topluma hitap edecek, herkes eline eteğini öpmeye gelecek. Bu kimseden herkes dinine ait bazı bilgi alacak. Ola ki aralarında karışmış hain niyetli kimseler toplumu ayaklanmaya teşvik eder veya daha başka kötü huyları insanlara yerleştirmeye çalışır. Dininden uzaklaştıracak kimse din adına mı, adımın adına şeyh olabilir. Onun için devlet tekkelere, zaviyelere, dergahlara tayin edilecek Şeyh efendileri de kendisi tespit ederdi. Padişahın emriydi bu. Padişahın imzasıyla, tuğralı imzasıyla, fermanıyla bu tayin yapılırdı. Burada da bir kırklar dergahı vardı. Yıllarca kırk değerli insanlara allah Teala'nın yolunu anlatan kimseler vardı burada. Şimdi dergah yok. Zaten bu evvelden çok harabi bir vaziyetteydi. Daha sonraki yıllarda işte buraya bir tane 2001 yılında bir kitabe koymuşlar. Ben 1967'de geldiğim zaman burada böyle bir hal ve böyle bir kitabe yoktu. Şimdi 40 kimse ki şehit oldu bu yerde bu nam ile anıldı bu belde diye dergahın kapısı da yazarmış bu benim de notlarımda var. Efendim 40 şehitler anıtı buraya yapılmış. Tabii bu anıt biraz daha Selçuklu'yu Osmanlı'yı andıran bir anıt şeklinde düzenlenseydi herhalde pek daha güzel olurdu. Gerek Çanakkale anıtlarını, anıtını, Çanakkale'deki şehitler anıtını gerekse buradakileri biraz daha değişik bir tarza yapmışlar. Eh. Başka birileri de gelir, başka birileri de daha güzel bir şekilde yapabilirler. Yapanlara yine de müteşekkiriz. Böyle anmaya vesile olmuş. Osmanlı Sultanı birinci Murat yani Murad-ı Hüdavendigar zamanında Kırklareli Osmanlılar tarafından Bizanslardan alındı. Ve bu savaş esnasında şehit düşen 40 kişi buraya defnedildi. Ama nereye? Belki benim durduğum yerdedir bilmiyorum. Belki dergah buradaydı onu da bilmiyorum. Yani eskiye ait bir bağlantı ancak hayalen kurabiliyoruz. Buraya defnedildiler. Bunların içerisinde 10 tanesi Akıncı Müfreze'leri komutanı idi. Onların da isimlerini biraz sonra inşallah orada bir eskiden hazırlanmış bir kitabe var. O kitabenin başında sizlere söyleyeceğim. Kırk Şehitler Anıtı birinci kısmı 1960 yılında yapılmış. İkinci kısım inşaatı ise 1970-72 yılları arası birinci kısmını yapmış, 12 sene sonra ikinci kısmını yapabilmişiz. Bu kimseler, bu şehrin Türk ve Müslüman şehri olması için canlarını feda eden insanlar bu anıt da onları anmaya yarayacak. Birinci kısmını, ikinci kısmını, üçüncü kısmını kısım kısım sene sene, onar sene, yirmi sene arayla yapıyoruz. Dikkat çekecek bir husus değil mi yani bu? Kıktıreli'nin Osmanlılar tarafından 1. Murat Han zamanında Bizans'tan alınışı yukarıdaki cümleyi tekrar ediyor. Canlarını veren 40 Akıncı'nın anısına bu anıt yaptırılmıştır. Şimdi Akıncı ne demek? Akıncı'yı da müsaade ederseniz e, oradaki kitabenin başında sizlere anlatmaya çalışayım. Şu anda şehit olan 40 Akıncı'nın anısına yapılmış olan işte kabre benzer şekilde ama tabii 40 kişi burada metfun değil. Mutlaka buralarda metfundur. Biz de e, Rabbimizin affına sığınarak bunu sizlere gösterebilmek için buralara kadar geldik. Tabii şura kabirdir diye bir alameti olmadığı için de işte oradan belki kurtarız diye düşünüyoruz. Bunun üzerine şöyle bir yazı yazmışlar ama nereden alındığını bilemiyorum. Onu sizlerle paylaşayım ben. Gök kubbenin altında yatar, alkan içinde. Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler, Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez, gufrana bürünmüş, yalnız Fatiha bekler diye burada bir yazı var. Bu yüzünde de Akıncı Müfrezesi Kumandanları diyor ve isimleri yazıyor. 11 tane isim var burada. İki yanlarda da 7 7 7 8 29 kişinin ismi var. 11 de burası 40 ediyor. İsimler belli. İsimler belli. Ama künyeler belli değil. Şimdi bu akıncı ne demektir? Bir zamanlar Türkiye'de siyaset alanında da böyle akıncı kelimeleri çok kullanılmıştı. İnsanlardan benimseyen oldu, benimsemeyen oldu. Yani o mutlaka bir taklit idi. Akıncının esası nedir? Akıncı Osmanlı'da ta Osman Gazi zamanından itibaren kelle koltukta herhangi bir maaş, o bu bağlantısı olmayan Allah rızası için, vatanın selameti için din uğruna kelleyi koltuğa almış insanlar demekti. Osmanlı'nın akıncı kuvvetleri sayısı zaman geldi 20 bine kadar çıktı 3. Murat Han zamanında. Maalesef bir savaş dönüşünde o zamanın sadrazamının bir tedbirsizliği ile Akıncılar bile bile bir nehrin üzerindeki köprüde top salvolarına yakalandılar ve Akıncılar ocağı kurudu. Mesela Mihal Gazi var. Mihal Gazi'nin ve sülalesinin burada Hızır Bey Camii var mesela orada anlatacağız Mihal Gazi'yi inşallah gittiğimiz zaman. Mihal Gazi'nin çocuklarının, onların çocuklarının, onların çocuklarının hani yedi sülalesi derler ya efendim. Yedi sülalesi Tuna boylarından Amasya Tokat'a kadar yayılmıştır. Halen Mihal Gazi'nin soyundan bir kol Amasya'da yaşayan aileler vardır. Hali hazırda yaşıyor. Ben kendilerine görüştüm. İnanıyorum ki Tuna boylarında da Plevne merkezleriydi. Plevne'de de o soydan gelen halen yaşayan insanlar vardır ama herhalde onlara birileri geldi soylarını unutturdular. Bunlar ocak ocak. Yani birlik birlik idi. Hani derler ya insana ocağına incir ağacı dikti falan. Ocak demek, yuva demek, aile demek. Akıncılar birliklerini bir aile bilirlerdi. Bu ailenin başındaki Akıncı'ya Akıncı Bey'i denirdi. Akıncı Bey'ini dini hususta itaatı zaruri insan bilirdi diğer akıncılar. Onun sözünden kalben ve açıkça hiçbir zaman çıkmazlardı. Ne açıkça çıkarlardı ne de kalben ya bizim bey söylüyor ama bu da böyle olur mu canım buradan da hücum edilmez. Kesinlikle bunu demezlerdi. Aldıkları terbiye buydu. Akıncılar öyle tarif ediyor kitaplar. At üstünde doğarlar. At üstünde yaşarlar, at üstünde de ölürlerdi. Biz de büyüklerimizden işittik ki bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haş olur. Demek ki bir insanın akıbeti, akıbetinde ne olacağı yaşayışıyla anlaşılabiliyor. Anlaşılabiliyor ama biz bize verilen yetki herkese iyi geçinmek, herkesi iyi bilmektir. Yoksa o arkadaş senin işin karanlık, sen bittin, cehennemde artık kendine yer beğen deme yetkisi hiçbir kula verilmemiştir. Hiç kimse kimseyi cennetlik veya cehennemlik ilan edemez. İşte bakınız. Bu zatlar burada bunların hepsi müfreze komutanıydı efendim. Bu 11 kişi müfreze komutanıydı. Kim bilir bu müfrezelerde 10 11 tane müfrezede e, 20'şer kişi olsa 220 tane asker vardı. Bunun geri kalan 29 tanesi burada vefat etmiş. Diğerleri hayatlarına devam etmişler. Harman Kaya Tekfuru Köse Mihal çok kahraman bir kale komutanıydı Bizans'ın. İyi niyetliydi. Ama Bizans'ın emrindeydi. Bizans'la beraber devam ediyordu işine. Ne zaman ki Osman Gazi ile arkadaşlık kurdu, dünyasını da kurtardı, ahiretini de kurtardı. Kendinden 10 göbek sonra gelen torunlarını da kurtardı efendim. Hepsi İslam'ın bekçisi, koruyucusu haline geldiler. Şimdi bu 40 şehitlerin vefat ettiği çarpışmada Hüdavendiger Hazretleri bizzat komuta ediyordu orduya. E peki ordu hep Akıncı mıydı? Hayır. Osmanlı ordusunda Akıncılar daha ziyade öncü görevleri alınlardı. Peki sefer bittiğinde ne yapardı Akıncılar? Herhalde güney sahillerine inip deniz sefası yapmazlardı. Akıncıların zaten mekanı Osmanlı Devleti'nin hudut taşlarının geçtiği yerdi. Osmanlı'nın Selçuklu zamanında Söğüt'e gelip yerleştirilmesi de bu akıncılık idi. Söğüt'tekilerin yaptığı görev akıncılık idi. Bizans'a karşı Selçuklu'nun orada hudut taşları var. Söğüt'le Bilecik arasındaki yeni köyün ilkokulunun bahçesinde böyle harabeler arasında öyle bir taş bendeniz gördüm, buldum ve çektim. Söğüt'ü anlatırken de onu seyircilerimize gösterdim. Ecdadın zaten buraya gelişi akıncılık idi. Ama daimi ordusu da vardı. Bunlardan çeşitli zamanlarda evvela harfte alınan esirlerden beşte biri erkek nüfusu Osmanlı'da azalmaya başladığı için savaşlarda onun da kapatılmaya çalıştığı. Yani düşmandan aldığı esirle Bizans'tan aldığı esirle daha sonraki yıllarda Bizans'a savaşmaya gidecek kadar Osmanlı gözü karaydı. Niye? Çünkü o devrin insanları insanca yaşamaya, insanca davranışa hasretti. Hep böyle zulm altında inim inim inleyen insanlardı. İnsanoğlu tabiatı itibariyle huzur içinde olduğu yerde kalmak ister. Onun için Bugünün devlet idarecileri den bu idarecilerden kim insanlara huzuru tattırıyorsa o başarılı oluyor görüyoruz. Kim de huzuru değil de zulmün acısını sürüyorsa o insanların ağızlarına, ellerine, ayaklarına o insanlar da gün geliyor devrilip gidiyorlar. Belki hemen olmuyor ama gidiyorlar. Şimdi burada bir de Kırklar Camii var. Bu Kırklar Camii yeni yapılmış bir cami. Ben senelerce önce de bu camiyi gelmiş görmüştüm. Geçtiğim yıllarında. O camiyi de Kırklar Deryahı'nın hatırasına hürmeten burada sizlere göstermek istiyorum. Bir iki dakikada orada camiden bahsetmek istiyorum. Şehrin böyle hakim bir tepesinde bulunmaktadır. Peki buradaki mezar taşları ne oldu? Burada 500 yıllık mezar taşları vardı bu dergahın bahçelerinde. E, Rus işgal etti, aldı götürdü mezar taşını. Bulgar işgal etti, aldı götürdü mezar taşını. Daha ne efendim? Yeter bu kadar. İki, iki, iki defa kıran bile yeter kıklar eline. Mezar taşlarına bile kıran girdirmişler. Onları kökünü kurutmuşlar. Bakınız hiç bir taş yok. Tek bir taş yok. Ancak kıklar müzesinin avlusunda birkaç mezar taşı var. O da bazı camilerin haziresinde hani muhafaza edilmesi zor olur diye sökük vaziyette duranları müze müdürlüğü toplatmış da aman kaybolmasın birileri paraya tamah eder bu taşları çalar satmaya kalkar hem kendi başı belaya girer hapse düşer hem de taşlar zarar görür diye oraya toplamışlar hayır niyetine de iyi de yapmışlar şimdi bir de caminin yanına gidelim efendim şimdi de Kırklar Camii'nin giriş kapısının önündeyim bu cami 1960'larda siftah yapılmış. 1960 öncesi ise 40 şehitlerin ve diğer hazirede bulunan kabirlerin bulunduğu yermiş burası. 40 şehitlerin kabri ne oldu? Kabir taşları ne oldu? Bilmiyoruz. Anıtı götürmüşler. Buradan 50 metre ötede, 60 metre ötede yere yapmışlar. Yani kabirler burada olduğu halde ve Kırkdere'nin vefat eden mübarek alim insanların kabirleri burada olduğu halde Hazire'de burayı cami yapmışlar. Orada da dergahın yanında güzel bir cami varmış. Orayı da anıta çevirmişler. Ne diyeyim? Yani kayıtlarda da ben bunları bulamadım. Bunları ancak mahallinden bu konuları bilen, babasından, dedesinden, dedesinin babasından dinleyen insanlardan aldığımız bilgiler söylüyoruz. Cami şimdi güzel bir boyadan falan geçirilmiş. 60'ta yapılmış ama 60'tan sonra neredeyse aradan 50-55 sene geçmiş. Bu orası bir daha elden geçmiş ufak tefek restoreler ama ufak inşaatlar diyelim buna. Yapılarak düzgün bir halde bir de çiniyle falan zenginleştirmişler. Güzel bir hale getirmişler. İyi bir ibadethane. Bugünkü bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Hoşçakalınız.